Hocam çocuk kitapları ile ilgili yaşadığımız bir sorunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çocuklarımıza hem şer'i açıdan uygun hem de gelişimlerine faydalı kitaplar bulmaya çalışıyoruz. Ancak anne babaların veya diğer okuyucuların kitaplardaki ufak sayılabilecek durumları dahi sorun edebildiğini görüyorum. Yaşadığımız modern cahiliyede faydalı içerik bulmak bu kadar zorken, okuyucuların hassasiyetleri konusunda bu kadar katı olması doğru mudur? Şimdi öncelikle ben bu konuyla ilgili genel olarak size bir ölçü zikredeyim. Birincisi, hassasiyet demiş olduğumuz şey, şer'i bir kavram olduğu için şer'i ölçülere de uygun olmak zorundadır. Yani biz niçin mesela hassasiyetin İslam fıkhındaki karşılığı nedir? Vara dediğimiz şeydir. Yani bir insanın takvadan da fazla olarak, Allah'ın zorunlu sınırlarından da fazla olarak, bir insanın sınırlar konusunda şey olmasıdır, hassas olmasıdır. Haliyle bu şer'i bir kavram olduğu için bunun ölçülerini belirleyecek olanın da yine şeriat olması lazım. Yani benim hassasiyetlerimin İslam nezdinde hiçbir önemi yoktur. Önemli olan bu hassasiyetin İslam'ın asıllarına ve usullerine uygun olması gerekir. Bir insan eğer mesela kitap satan kardeşimiz veya kitap insanlara kitap veren kütüphane görevlisi kardeşimiz bir ebeveynin kitapların içerisindeki bir cümle veya kitapların içerisindeki bir olay karşısında çok aşırı bir reaksiyon gösterdiğini görüyorsa, önce o insanın genel hayatına bakın. Eğer bu adam hayatın bütün alanlarında aynı hassasiyete sahipse, yani vera sahibi bir adamsa, o zaman dersiniz ki bu dikkate alınması gereken, konuşulması gereken bir insandır dersiniz, konuşursunuz. Ama bir adam kitap konusunda hassas fakat öte taraftan sigara içiyorsa bu ruh hastasıdır. Yani hayatındaki bir takım açıkları kapatmak için başka bir takım alanlarda aşırıya gidiyordur. Bir adam mesela çocuğunu tekme tokat dövüyorsa ama okuyacağı bir satırdan dolayı çok aşırı bir hassasiyet gösteriyorsa bu ruh hastası bir adamdır. Hayatındaki bir gaddarlığı başka bir yerdeki hassasiyetle örtmeye çalışıyordur. Çocuğu mesela akrabaların ailesinin yanına götürüyor. Ailesinin ne din ne iman hiçbir hassasiyeti yok. Bundan yana hiçbir endişesi, gocunması yok. Ama çocuğun okuyacağı kitaptaki bir satırdan ötürü sapacağını düşünüyorsa eğer bir adam, bu adam bir ruh hastasıdır. Ama bu kardeşimiz yediğine, içtiğine, giydiğine, maaşına, çalışmasına yani her şeyinde Allah'ın sınırlarını gözetmeye çalışan, yanlış bir şey yapmamaya titizlenen bir kardeşimizse o zaman dersiniz ki bu varadır. Bu İslam'da bir makamdır. Bu gözetilebilir. Bu işin bir tarafı. Yani hani kiminle uğraşalım, kiminle uğraşmayalım, boşuna vakit kaybetmeyelim diye bir ölçü olsun diye şey yaptım, bir ölçü olsun diye söyledim. Ben bazen bunu anlatırım meclislerde. Ben cezaevinde şöyle bir olayla karşılaştım. Şimdi üç arkadaş bir odada kalıyorlar. Bu sorunu bana anlatıyorlar. Yemek geliyor. Bunlardan bir tanesi et yemiyor. Bunlardan bir tanesi et yemiyor. Şimdi et yemiyor fakat şöyle diyor ki diğer arkadaşına, sen diyor et olan yemeğe kaşığını sokuyorsun. Sonra o kaşığı oradan çıkarıp başka helal olan bir şey, mesela salataya sokuyorsun, ben onu da yemem diyor. Çünkü o haram olan, kimin kestiği belli olmayan etin içine girdiği, necis olduğu o kaşık. Sonra sen onu salataya, benim salatamı ayırın diyor. Yalnız bunu söyleyen adam günde iki paket sigara içiyor. İkindi namazı vaktinde, yani abinin bana söylediği, hocam Allah için ben artık dayanamıyorum. Yani ikindi girdi, kalk artık öğlen namazını kıl diyorum dedi. Ben o kardeşe de demiştim, sen ruh hastasısın, sen takva falan değil bu yani. Bildiğin ruh hastasısın, beni hoca olarak görüyorsan, eğer bana anlattığına göre, beni dinlersen kendine çeki düzen ver. Bak Allah sana bir fırsat vermiş, kendini düzelt. Çünkü haram olan bir şeye hassasiyet göstermeyen bir adamın et konusunda bu kadar titiz olması, bu çok anlaşılabilir bir durum değil. Bu hepimizin hayatında olabilecek bir şey. Daha önce de söylemiştim. Biz hayatımızdaki bütün arızalarımızı çelişkilerimiz üzerinden fark ederiz. Onun için çelişki aslında Allah'ın bir nimetidir. Ya benim hayatımda bir çelişki varsa, ben bunu fark ediyorsam, bu Allah'ın bana en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Çünkü çelişkiler bizim hayatımızda yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu, inandığımız değerlerle yaşadıklarımız arasında bir kopukluk olduğunu bize gösterir. Bu da bir nimettir. Yani ölmeden önce karşımıza çıkan her türlü bu tip şeyi Allah'ın bize bir lütfu, Allah'ın bize bir lütfudur. Bu diğer sorunun aslına gelecek olursak da, şimdi bu konu biraz şununla alakalı bir konudur. Hayatın içerisinde, bu Medine İslam Devleti de buna dahildir, mutlak hayrın bulunduğu hiçbir şey yoktur. Mutlak hayrın bulunduğu hiçbir şey yoktur.
Hayatta bulunan her şeyin içerisinde bir miktar şer vardır. Bir miktar hayır vardır. İslam dengelerini şunun üzerine kurmaz hiçbir zaman. Yaptığımız şeyler mutlak hayır olsun, içerisinde hiçbir kötülük şer olmasın. Veya kaçındığımız şeyler mutlak şer olsun, içerisinde hiçbir hayır olmasın. İslam böyle yapmaz. İslam şunu yapar. Yaptığımız şeylerin hayrı şerrinden galip olsun. Yani hayrı şerrinden fazla olsun. Elimizden geldiği kadar da şerlerden sakınalım. Kaçındığımız şeylerde şer hayırdan fazla olsun. Mümkünse o şerden kaçınıp hayrı elde etmeye çalışalım. Mesela örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. İslam bizi günde 5 defa camiye çağırıyor. Gelin camide cemaatle namaz kılın diyor ve bunun faziletlerini anlatıyor. Fakat ben evimden çıkıp camiye geldiğim zaman yolda bana helal olmayan görüntülere maruz kalabiliyorum. Evimden çıkıp camiye geldiğim zaman yolda müzik gibi, dedikodu gibi, kulağım için helal olmayan şeylere maruz kalabiliyorum. Gelip camide namaz kıldığımda belki evde daha ihlaslı, riyadan daha uzak bir namaz kılabilecekken camiye geldiğim zaman biraz daha hani insanlar olduğu için daha dikkatli davranabiliyorum. Maddi ve manevi birçok şer var aslında bu yolda ama İslam neyi gözetir? İslam der ki camide namaz kılmanın hayrı bu şerlerden daha büyük olduğu için elinden geldiği kadar bu şerlerden sakın ama İslam'ın sana emretmiş olduğu bu hayrı yap. Mesela alışverişi düşünün. Çarşı. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'a en sevimsiz, Allah'ın en buğz etmiş olduğu yerler çarşılardır. Ama bununla beraber İslam benden çalışmamı istiyor, kazanmamı istiyor, dilencilik yapmamamı istiyor, çoluk çocuğumu kimseye mecbur etmememi istiyor benden. Şimdi ben çarşıya gittiğimde bu İslam'ın bana emrettiği 4 tane şeyi yerine getirdiğimde şu İslam'ın altını çizdiği şere de maruz kalıyorum aynı zamanda. Hatta çarşıya giden insanlara kefaret olarak dua öğretiyor İslam. Çünkü çok fazla şeytanın teşvişine ve vesvesesine maruz kaldığım için, bunlardan arınabilmem için İslam bana bazı zikirler öğretiyor. Çarşıya özel, çarşıya has zikirler öğretiyor. Şimdi ne yapayım? Ben bu şerlerden ötürü bu hayırlardan kendimi mahrum mu edeyim? Hayır. Bu hayırları yapacağım. Bu şerlerden de elimden geldiği kadar sakınmaya çalışacağım. Şimdi bugün de biz İslami bir hayatta yaşamadığımız için bu hayatı kuranlar, bu hayatı yazanlar, bu hayatı kurgulayanlar kendi inandıkları değerlere göre kurguluyorlar. Ben buradan bir şeyden istifade edeceksem bu zikretmiş olduğum ölçüyü gözeteceğim. Hayırla şerri yan yana koyacağım. Eğer hayır galipse, şer azsa onu tercih edeceğim ve o şerden elimden geldiği kadar sakınmaya çalışacağım. Buna biz tevazun diyoruz. Yani fıkhu tevazun, denge fıkhı dediğimiz. Maslahat ve mefsedet fıkhını gözeterek bir tutum belirleme diyoruz. Verdiğim örneklerden de zaten bunu şey yapabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi İslam'ın veya sahabenin fıkhından bizim öğrendiğimiz şöyle bir şey var. Cahiliyeyi bilmeyen insanlar İslam'da yetiştikleri zaman, bu Ömer radıyallahu anh'ın sözü, İslam'ın bağları halka halka kopar. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bazı insanlar cahiliyeden İslam'a geçince cahiliyenin ne kadar pis, çirkin olduğunu biliyorlar. Onun için cahiliyeden sakınıyorlar. Ama yeni bir zürriyet, bunu Ömer radıyallahu anh Medine'de doğan Müslüman çocuklar için söylüyor. Yeni bir zürriyet yetiştiği zaman, bunlar cahiliyeyi bilmiyorlar. Cahiliyenin ne kadar çirkin, kötü bir şey olduğunu bilmiyorlar. Özenebiliyorlar, cahiliyeye meyledebiliyorlar. Ömer radıyallahu anh diyor işte bunlar yetişince cahiliye ile İslam birbirine gireceği için İslam'ın bağları halka halka kopacak. Peki soru şu, biz yeni gelen nesillere cahiliyeyi nasıl tanıtacağız? Yani yaşatacak mıyız mesela? Diyelim ki biz iffetsizliğin ne kadar kötü bir şey olduğunu deneyimlemiştik. Onun için iffete dikkat ediyoruz. Çocuklarımız bunu bilmedikleri için gönülleri iffetsizliğe meylediyor. Ne yapalım, çocuklarımıza iffetsizliği yaşatalım? Hayır. Bunun yolu sahabeden öğrendiğimiz kadar soru sorup onu anlattırmaktır. Şerri, kötülüğü, cahiliyeyi anlattırmak suretiyle insanların duymasını sağlamaktır. Mesela Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki insanlar peygamberimize hayırlı şeylerden sorarlardı. Güzel şeylerden sorarlardı. Ben ise peygamber aleyhissalatü vesselama şerden soru sorardım. Niçin? Bir gün başıma gelmesinden korktuğum için. Yani başıma gelmesin, ondan kendimi koruyabileyim diye. İnsanlar peygamberimize hayrı sorarlarken ben peygamberimize şerri sorardım. Şimdi bu tip kitaplarda bazı şerlerin olmasının da böyle faydası var. Çocuğunuza neyi anlatacağınızı, neyin üzerine konuşacağınızı, mesela bu kötüdür, biz bunu kabul etmiyoruz, kabul etmememizin gerekçeleri de şunlardır dediğinizde, cahiliyeyi çocuk yaşamadan bir yazılı metin üzerinden çocuğunuza anlatma fırsatı bulursunuz. İkinci faydası şudur. Karşınızdaki çocukları yetiştirirken filtreli zihne sahip olan çocuklar yetiştirmek,
filtresiz bir zihne sahip olan çocuklar yetiştirmekten her zaman daha evladır. Yani diyelim ki siz çocuğunuzla bir kitap okuyorsunuz. Bir yer geliyor mesela İslam'a aykırı. Hemen diyorsunuz ki burada dur. Bak bu yanlıştır. Kitabın geneli güzeldi. Güzel bilgiler elde edindik ama şurasını kabul etmiyoruz. Burası yanlıştır. Bu çocuk bundan sonra cahiliye toplumunda bir şey okuduğu zaman filtreli bir kafayla okur. Kabul ettiklerimiz neler? Kabul etmediklerimiz neler? Bu kafayla çocuk okur. Onun için siz olmasanız da günün birinde çocuk kendisi artık ayıklayabilir. Yani bunu kabul ediyoruz, bunu kabul etmiyoruz diyebilir. Ama mutlak içinde hiçbir sorun olmayan satır satır doğru yazılmış kitaplar bulalım dersek bu biraz pek gerçekçi olmayacaktır. Allahu alem.